Bilalemin ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Faruk Özbay soruyor. Diyor ki Kur'an'da iki yerde Casiye 23, Furkan 43'te hevasını ilah edinen diye Yani nefsi hevadan arındıran diye geçiyor. Hangimiz hevasını anlık hangimiz hevasına anlık uymuyoruz ki? Bunu nasıl anlarız? Şimdi hevasına uymak başka hevasını ilah edinmek başka bir şeydir. Hevasını uyan Adem Aleyhisselam kendi arzularına uyarak ne yaptı? Bu ağaçtan yedi. Sonra da yaptığını yanlış gördü, değil mi? Ve tevbe etti. Ama hevasını ilah edinen hevasını ilah edinen de şeytan. Şeytan yaptığını yanlış gördü mü? İlahi edinen ne yapar biliyor musunuz? Mesela kişiye Allah'ın ayetlerini okursunuz. Hesabına geliyorsa ya ne kadar güzel diyor. Tabii ya elbette falan. Hesabına gelmediği zaman ya kardeşim her ayetin yeri ve zamanı var. Yani şimdi bu ayetin zamanı değildir der. Mesela adama dersin ki beş vakit namaz kıl. Ya böyle hoca, o beş vakit namaz kıl demek kolay. Gel sen şu iş ortamında kıl da göreyim. İki vakit yeter. İşte o kendi havasını ilah edinmiş olan adamdır. Bir başkası da namaz kılmıyordur. Namaz kıl dersin vallahi çok doğru söylüyorsun. Yani günahkar. Çok yanlış yapıyoruz. Bu ilah edinmemiştir, havasına uymuştur. Havasına uyanla hevasını ilah eden arasındaki fark bu. Birisi yaptığını doğru biliyor, doğru yapıyor, birisinin doğru saymıyor. Birisi şirk koşuyor. Yani kendi kararını Allah'ın kararı yerine koyuyor. Öbürü şirk koşmuyor, günahkarım diyor. Öbürü hangi günah işlemiş olursa olsun kendini suçlu kabul ettiği için hiç cehenneme gitmeden cennete gitme ihtimali vardır. Çünkü Allahü Teala şirkin dışındaki bütün günahların affedebileceğini bildiriyor, değil mi? Ama kendine göre dine yol gösteren, dini kendi aklına, havasına uyduran bu kişinin de cennete, cennete gitme ihtimali yoktur. Çünkü bu şeytana uyar. İsterse beş vakit namazını kılsın. Bakın. Hristiyanlar ibadet etmedikleri için yoldan çıkmadılar. Mehmet Çelik diye bir arkadaşımız var. Manisa Üniversitesi'ndeydi değil mi? Manisa'ydı. Manisa Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Bu doktorasını yaparken e, bu değili neydi? Şeydeki Mardin'deki bir manastırda yapmış. Diyor ki o manastıra çocukken girmiş birisi var. Ömrüne bir kere çıkmış hastalandığı için gelmiş. Tüm ömrünü orada geçirmiş 60 yaşlarından daha yukarıda. Tamamen kendisini manastıra adamış. Evlenmemiş. Dünyaya karışmamış. İbadet yapıyor gece gündüz. Fakat İsa'yı ilah kabul ediyor. Neye yarar? Neye yarar? Aklını kullanmadıktan sonra işte insanı hayvandan ayıran akıldır. Aklını kullanacaksın. Ya İsa'nın ilah olduğunun delili ne? Böyle bir şey yok. Allah'ın ilah olduğuna bin bir türlü herkes kendine göre delil getirir. Onun için İman çok temel bir olaydır. İşte nefsini ilah edilen dini kendine uydurandır. Hevasına uyan dini kendine uydurmaz. Yaptığının günah olduğunu kabul eder. Çünkü o günah oldu, günah hükmünü Allah vermiştir. O hükmü kabul eder. Onu kurtulma ümidi her zaman vardır ama öbürü önemli bir vakadır. Şeytan insanın karşısına insan görüntüsünde çıkar mı? Şeytan içimizdeki kötülükler, vesveseler midir yoksa daha fazlası var mıdır? Şeytan içimizdeki vesvese değil. Şeytan şeytan da melek de kalbimizin içinde ne olduğunu bilmez. O sadece Cenab-ı Hakk'a aittir kalbin içerisi. Ağzımızdan söz çıktıktan sonra şeytanın da meleğin de haberi olur. Onlar kulağımıza fısıldar içimize, oradan da içimize doğru girer tabi. Fısıldarlar. Şeytan karşımıza insan görüntüsüne çıkar mı? Çıkar. Çıkar. O şey, o Enfal suresinde bir ayet var. Onu bulsana. Bu Bak burada diyor ki Enfal Suresi 182. sayfa 48. ayet. Ve iz lehum şeytanu O gün şeytan onların amellerini kendisi de kendilerine güzel göstermişti. Ve kâle lâ gâlibe yevm minen nâs. Şimdi tarih kitaplarından anlatılır. Şeytan Mekkelilerin toplantısına katılmış Mekke'de. Necitli bir ihtiyar kılığında katılmış. Sonra savaşta onlarla beraber gelmiş oraya kadar. Yani bu olabilir. Çünkü ayetler ona bir işaret var. Olmuştur demiyoruz ama böyle bir işaret var. La galibe lekumul yevme minen nas Bugün şu insanların size galip olma şansları yok diyor. Ve inni carun lekum. Ben de sizinle beraberim diyor. Yanınızda geleceğim. Sizin civarınızda. Ben yanınızda olacağım diyor. Felemma tera etil fiyetan. İki ordu birbirini gördüğü zaman Peygamber Efendimiz'in ordusu Mekke ordusu. Şeytan karşı taraftaki melekleri gördü tabi. Mekkeliler görmüyor. Ne kasa ala akibeyi. Ökçelerin üzerine gerisin geri Tabanı yağladı deriz ya. <laughs> tabana kuvvet. Ve kâle inni beri ummink. Ben sizden uzağım. Bak beni görmediniz ha. Beni katma. Ben sizden uzağım dedi. Inni beri umminkum. İnni ara ma la teravne. Ben sizin görmediğiniz şeyleri görüyorum. Ben orada melekleri görüyorum. Siz görmüyorsunuz diyor. İnni ahafullah ben Allah'tan korkarım diyor. Onu ihmal etmiyor. Vallahu şedidul ikab Allah'ın cezası şiddetlidir. Yani başınıza çok büyük felaket geliyor bana eyvallah diyor. Sonra şeyin Süleyman Aleyhisselam'ın şeytanları çalıştırdığına dair ayetler de var ya ağır işlerde. Efendim? Şeytan tekil. Şeyatin çoğu. Şeytan tekildir. Evet. Hüdaverdi Ünal'ın sorusu. Hocam Allah'ın Adem'e secde et emrinde Adem'in bilgisine önem var mı? Yani bilgiyi yüceltmiş olmuyor, oluyor mu? Hiç şüphesiz bilgiyi yüceltmiş oluyor. Şimdi Allahü Teala biliyorsunuz şimdi burada bir sürü hurafeler ortaya koyarlar. Acayip şeyler işte. Allahü Teala şeyin 30. ayet Adem Bakara suresinin 30. ayetini bir açalım buradan. Orada bir sürü hurafeler üretirler. Onu burada geçici defalarca anlattık ama bu soru üzerine tekrar anlatmış olalım. Ve yedkâle rabbuke lilmelâiketi inni câilun fil ardi halife Bir gün Rabbin meleklere dedi ki ben yeryüzünde bir halifelik oluşturuyorum. Bunu söylediği zaman Allah Adem'i yaratmıştı. Yani bunu unutmayalım. Adem'in yaratılmasından sonra dedi ki Allah niye yaratmıştı? Çünkü ayetin devamını gösteriyor. Çok açık ve net olarak. Ben yeryüzünde bir halifelik oluşturuyorum. Halifelik nedir? Biri diğerinin yerine geçen bir sistemdir. Galu etec'alu fiha men yufsidu fiha ve yesfiku dima. Ya Rabbi sen burada fesat çıkaracak, kan dökecek birilerini mi oluşturuyorsun dediler melekler. Şimdi diyorlar ki melekler nereden bildi? Adem Aleyhisselam yaratılmadan önce bütün bitkiler, bütün hayvanlar yaratılmıştı. Onu Cenab-ı Hak Naziat Suresi'nde anlatıyor. Her şey yaratılmıştı. Şimdi melekler bakıyor. Ya bir kümeste iki tane horoz baranamıyor. Kümesin halifelik işte başkan ben olacağım sen olacaksın. O mücadelede biri diğerini öldürüyor. Öğreniyorlar ki bu mücadeleye tavuklar da katılacak. Eyvah! Eyvah! Sadece horozlar arasında mücadele var. Birbirlerini öldürüyor. Şimdi tavuk bir tane kümes olmaz. Yani kadınlar da halifelik mücadelesine girecek erkekler. Hakimiyet mücadelesi. Biri diğerinin yerine geçme mücadelesi. Halife birinin arkasından gelen, Bakın mesela Peygamberimiz hayattayken halifesi var mıydı? Vefat edince vardı. Ama hayattayken birisi onun yerine geçmek istese ne yapması lazım? İşte bugünkü Ergenekon davası gibi. Örgütlenecek. Bu böyle. Efendim bunu, bunu halledersek bitmez mi? Şimdi Eskişehir'e giderken ben hep böyle eski, şimdi yeni yoldan değil eski yoldan. Şimdi bizim çocuklar diyor ki bir tırın arkasından baba bu tırı geçsene. Tamam kızım bu tırı geçtik mi önümüze bir başka tır gelecek. Yani onu geçersin hemen başka bir tır gelir. Onu da geç başka bir tır gelir. Yani şimdi siz bu davayı hallettiğiniz zaman arkasından adı başka birisi gelir. Yani bu bitmez. Çünkü senin olmasın benim olsun mücadelesi. Halifelik bu. Allah böyle yaratmış. Hakimiyet ya hakimiyet miras yoluyla geçer ya da kavgayla geçer. Bunu hayvanlar da görüyor. Bakın hayvanlar alemine bakın. Hakimiyet mücadelesinde birbirlerini öldürmüyor mu hayvanlar? İşte melekler görüyor bunu. Eyvah insanlar da böyle olacak. Hem de bütün insanlar bu mücadeleye girecek. Eyvah keyvah. Kan gövdeye götürecek. Sonra diyorlar ki -hamdik. Ya Rabbi biz sana sen her şeyi güzel yaparsın. Bu sebeple biz sana boyun eğeriz. Ve nukaddisülek seni takdis ederiz. Yani sen her şeyin temizini yaparsın. Bunu da biliyoruz. Allahü Teala dedi ki inni alemu ma la te'alemu. Allah sizin dediğiniz olmayacak demedi. Ben sizin bilmediğinizi biliyorum dedi. Bu olacak elbette. Bu hayvan gibi mücadele insanlar yapacak. Ama sizin bilmediğinizi biliyorum dedi. Ondan sonra ve alleme ademe el esma. Adem orada hayatlı. Adem yaratılmıştı ki Adem'e öğretti. Adem orada. Adem'e bütün isimleri öğretti. Kullaha. Sümme aradahu alel melaike. -ale sonra onları meleklere gösterdi. Melekler de hep görüyor her gün o eşyayı ama ne neye yarar bilmez ki. Şimdi mesela ben bunu ayeti okuyunca düşünüyorum. Ben Erzurumluyum. Dağlarda dolaşıyoruz falan. Bir gün bir toplantıya katıldım. Bizim kazada 4000 çeşit ot varmış. İşte bilmem çok da hepsi çoğusu da işte ilaçta kullanılan çok önemli otlarmış. Vallahi ben dağlara çıktığım zaman böyle bir çeşitten fazla ot görmüyorum. <laughs> Sadece çiçek mi çiçek o kadar. E şimdi uzman geldiği zaman her birini alıyor, bak bunun adı şu, şu işe yarar, bunun adı şu, şu işe yarar. E melekler de görüyorlardı bütün eşyayı ama ne, hangisi ne işe yarar bildikleri yoktu ki. allah Teala Adem'e bütün isimleri öğretti. Otlara isim vermek kolay mı? Bu bir uzmanlık ister. E bak hepsinin ismini teker teker öğretti. Ve yazıyla öğretti. Allemehu bil kalem allemel insane ma lem Kalemle öğretti Allah Allahu Teala Adem Aleyhisselam'a yazdırdı. Yazıyı Allah öğretti Adem Aleyhisselam'a. Bu dünya öyle cahil mahir gelmedi. Son derece donanımlı geldi. İşte ayetlere baktığımız zaman şu anda ilim seviyesi ondan çok çok geri. Bu defalarca burada ilgili ayetleri okuduk biliyorsunuz. Sümme aradahum alel meleike Sonra meleklere gösterdi. Dedi ki, enbi'uni bi esmâ-i Şunların isimlerini söyleyin bakayım. Şu otların isimlerini say bakayım diye bize sorsa vallahi hepsi de sadece ot derim başka bir şey demem. Şu anda çiçek derim. Şu sarı çiçek, şu mor çiçek, şu kırmızı çiçek sadece renklerinden ayırırım. Başka ne bileyim? Kâlû subhaneke la ilme Dediler ki ya Rabbi biz sana boyun eğeriz. Bizim biz ne bilelim? İlla ma allemtena. Sen bize ne öğretmişsen sadece onu biliriz. Başka bir şey bilmeyiz. İnneke entel alimul hakim. Sen bilirsin ve doğru karar verirsin. Kale ya Adem enbihum bir esmaihim. Adem dedi şunlara bu, 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 bu eşyanın, bu varlıkların isimlerini haber ver bakayım. Felemma enbahu onlara haber verince gale alema kullekum inne alemu gibes semavati ve ardı alemu ma tubdun ve ma kuntum Haber Haberi verince ben size demedim mi? Ben göklerin ve yerin gaybını bilirim. Sizin gizlediğinizi ve aşağı vurduğunuzu da bilirim. İşte bu bilgiden dolayı Allahü Teala secde edin dedi. Şimdi o bilgide eğer halifelik yarışı bilgide olursa insanlar birbirini öldürmez. İnsanlar özellikle muhaliflerinin olmasını isterler. Yani gayret ederler ki bir muhalefet olsun. Çünkü muhalefet olacak ki fikir tartışması olsun. Ve yeni ufuklara ulaşasınız. Orada, orada muhalif yani halifelik. Birisi bir işte bilgisayar üretti. Başlangıçta bir koskoca bir binaya bir bilgisayar koyuyorlar. Ben daha iyisini üreteceğim diye 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 bak bu kadar oldu. Şimdi o kadar da değil cebimize girmeye başladı. Bir müddet sonra daha fazla. İşte bilgideki bu yarışma. Ben daha iyisini yapacağım. Ama hayvancı olursa ne oluyor? Bir diğerini öldürüyor. Ama bilgide olursa medeniyet oluşuyor. Insandan başka bu medeniyet oluşturan birisi yok. İşte asıl halifelik bu. Bilmem anlatabildim. Yok, yok. Yazıyla soracaksın. Öyle şey yok. Şimdi, çünkü canlı yayın yapıyoruz. Yazılı olarak sorabilirsin. Bakara suresi 253. ayette geçen peygamberler arasındaki dereceler, peygamberlik görevini yaparken karşılaştıkları imtihanlar ölçüsünde mi yükseliyor? Tabi şimdi peygamberlere de dereceler koymuş. Dereceler elbette ki karşılaştıkları sıkıntılar ve orada gösterdikleri başarılara göredir. Yani hiç kimse öyle durup dururken mevki makam alamaz. Çalışırsın. Allah hepimize bir numara olabilecek şeyler vermiştir. Kabiliyetler vermiştir. Ama ki, kaç kişi bir numara olabiliyor? Birçokları tembelliği tercih ediyor. Oturduğu yerde kala kalıyor. Peygamberler de öyle. Hangisi daha çok çalışmış, gayret göstermişti O daha yüksek bir seviye elde etmiş. İsra suresi 13. ayet hangisi? 282. sayfa. Haa ve kul insan in elzemnahu tairehu Her insanın tairini boynuna bağladık. Tair ne demek biliyor musunuz? Bakalım ne mana vermişler burada? 13. ayet. Her insanın amelini veya kaderini boynuna bağladık. Yok. Amelini yanlış değil ama tair denmesinin sebebi ne? Tair uçan demektir, uçan. Onun için tair kuşa derler. Ama sadece kuş değil yani uçan her şey. Şöyle kenarları olan ve uçan her şeye Tahir denir. Şimdi insanlar bir şeyler yaparlar ya boşver biraz sonra unutulur gider. Sen bakma. Sen şimdi birazcık ortalıktan kaybolur nasıl olsa unutulur gider. İnsanlar böyle düşünürler. Nasıl olsa unutulur gider. Boşver sen unutulur gider dediğin şeyler var ya biz onun senin boynuna asacağız diyor. Sen unutursun başka ama biz unutmayız. Yarın karşına çıkacak. Ta'ir o demek. Ve nukhricu lehu yevmel kıyameti kitaben. Kıyamet günü karşısına bir kitap çıkarırız. O uçup gider dediği şeyler orada yazılıdır. Yelkâhu <laughs> menşûre onu açık bir şekilde karşılar. İkra kitabe ki oku kitabını der. Kefabine psikeliye maliki hasiba. Bunun bugün senin karşına hesap soracak birisini çıkarmamıza gerek yok. Sen kendi hesabını kendin sorarsın. Buna bu, bu yeter. Başkasına gerek yoktur. Ne anlatabildim mi? Peki. Şimdi ha burada başka bir şey daha var. Ha zenginliğin yolu zekat vermekten mi geçmektedir? Zenginliğin yolu zekat vermekten önce zekat verecek kadar olacaksın. Şimdi bu şey var ya. bunlar tamam vermişiz. Şimdi kuyu da su var. Kuyudan su çıkarmak için pompaya bir bardak su dökmek işar bir kere. Dökmezsen hiçbir şey çıkaramaz. O bir bardak suyu bir kere kazanacaksın baştan. Tamam. Ondan sonra Allahü Teala ne diyor? Estağfurullah. Le <laughs> in Aziden Eğer teşekkür etmesini bilirseniz mutlaka artırırım diyor. Tabii ki zekat vermek zenginliğin yol, yoldur, önemli yollardan bir tanesidir. Ama mutlaka zekat veren zenginleşecektir değil. Ama zekat verdiğiniz zaman mutlaka Allah artırır. Allah bu konuda söz veriyor. Bir de bu burada bir soru sormuşlar. Allah'tan başkasından yardım isteme. işte bir takım vesileler diyor. Şeyhlere bağlanmak gerekir diyenler var. Ne yapalım? Vesile. Neydi o? Maide suresinde miydi o ayet-i kerime? vesilete. Maide 35. Şimdi neyse kaçıncı sayfaydı söyle. 112. sayfa tamam. Şimdi bu şeyler araya Allah'la aralarına aracı koyanlar o kadar şey ki yoksun ki Kur'an kendilerini destekleyecek bir tane ayet bulma şansları yok. Bu defa ayet yok, bari kes yapıştırla verelim diyorlar. Şimdi burada ne var? 35. ayet diyor ki Allahü Teala. Ya eyyühellezine amenü tekullah Müminler Allah'tan korkun. Vebtegu ileyhi Allah'a götürecek şeyi arayın. El -vesile, O vesileyi arayın. O vesileyi. Bu ne demektir o vesile? O kelimesi neyi gösterir? Yani Kur'an'da anlatılmış bir şey. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak sürekli demiyor mu? اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُ وَاَمْنُوا الصَّالِحَاتِ وَاَقَامُوا الصَّلَاهُ وَاَتَعُوا الزَّكَا لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ İnananlar, iyi iş yapanlar, zekat, namazlarını tam kılarlar, zekattan istifa işte vesile bu. O vesile dediği için, vesileten deseydi belki öyle anlaşılabilir, yani öyle bir anlamaya bir imkan düşünülebilirdi. Ama o vesileyi dediğine göre Kur'an'da bunu anlattığı şeydir. Bütün ayetlerde sadece inanan değil, salih amel yapanlar, uygun işler yapanlar. İşte vesile uygun işleri yapmaktır. Yani imanlı olarak o işleri yapmaktır, başkası değil. Şimdi sorularımıza gelelim. Evet gördüm. Sağ ol göndermişsin. Ford belgesiyle. Hani iş işte açılır açılmaya ha, tamam bu şey yapmış. Alt tarafta tamam gördüm. Sağ ol. Açayım bakayım. Hı? Bir tane daha mı soru var? Fatiha suresinin son ayeti neyi açıklamaktadır? Sıratı lezine am aleyhim gayril mağdub aleyhim ve raddallin. Bize örnek olacak kişileri açıklamaktadır. Ya Rabbi kendine nimet verdiğin kişilerin yoluna. Gazaba uğramışların, uğramamış olanların, azıp sapıtmamış olanların yoluna. Diye yani örnek kişiler, bu örnek kişiler işte peygamberler, sıddıklar, özü sözü doğru olan insanlar, ilim adamları falan başka ayet kerimede onlar açıklanıyor. Evet, Ebu Bekir Bayram Almanya'dan sormuş, bir Müslümanın evinde kedi olması İslam açısından nasıl uygun mudur? Kediyi eğer iyi besliyorsanız uygundur. Eşim kedi istiyor da Peygamber Efendimiz zamanında Ebu Hureyre diye bir sahabenin kedisi olduğunu biliyorum. Yine de size sormak istedim. Hocam sohbetinizden faydalanıyorum. Peki al, kedi evde kullanılabilir, şey yapılabilir, beslenebilir. Mürşidi Kamil lakaplı bir zat ile görüştüm. Bu adam mürşidi kamilim diyorsa dünyanın en yalancı adamıdır. Yani ya da şeytanla görüşmüşsün beyefendi. Başka bir şey söylemeye lüzum yok. Nerede? Nerede? Evet bu en amt aleyhimi açıklayan ayeti şimdi Enes Hoca gösterdi. Nisa suresi 19. ayet ve men yuti'illaha ve rasulehu fe ulaike ma'alladine amallahu aleyhim kim Allah ve Resulüne itaat ederse onlar Allah'ın nimet verdiği kişilerle beraber olurlar. Kim onlar? Minen nebiyyin peygamberler ve sıddikin özü sözü doğru olan insanlar ve şüheda ilim adamları ve salihin ve iyi kişiler. Tamam. Ve hasune ulaike rafika bunlar çok güzel arkadaşlardır. Evet. Gözümüzü kapatıp ağzımızı açtığımızda bir yerden başka bir yere gidebiliriz demiş. Bir. Gözümüzü kapatıp açtığımızda bir yerden başka bir yere gidebiliriz. E, Tabi gidersin o anda bir adım atarsın daha önce oradan oraya işte. Şey var, bir kere anlatmışlardı Şu dünyanın en tembel adamları yok bir tembelhane bulmuş bir padişahın birisi. Oraya çok fazla tembel dolunca padişah demiş ki ya bu ne herkes tembel çıktı. Ben tembelleri besleyelim diye şey yapmış. Bu defa emir vermiş demiş ki şurayı bir yakın demiş. Orayı yakınca bütün tembeller kaçmış ama iki tane tembel kalmış. Orada birisi birisi diğerine demiş ki yahu herhalde bir bulma, bir şey geliyor. Yangın mı var? Ya şey o sağdan sola dönmüş. Biri demiş ki ya insan olur kanatsız kuştur derler de inanmazdım bak nereden nereye döndüm. <laughs> şimdi e tabii ki yani yer değiştirir ne olacak bir adım atarsın az önce buradaydım şimdi oradayım. Mürşidi Kamil yatarken, uyanırken düşünmek, müridi dünyada gördüğü her güzel eşya araba, elbise ve vesaire keşke mürşidimin olsa diye düşünmek. Ne güzel tabii yani. Kim istemez herkes bütün malları bana getirsin. Mürşidi Kamil Pir Hazretleri içimizden geçenleri okuyabilir. Mürşidi Kamil'e miraca çıkmak kapısı her zaman açıktır. Murat Bilmez Diyarbakır. Vallaha, bu tam işte tam işte şeytanla görüşmüş bu kardeşimiz. Evet. <laughs> Mehmet Sevim İstanbuldan ha bir keresinde işte Kartal Baba evinin olduğu yer bizim dolayısıyla orada bizi epeyce tanıyanlar var bir gün İstanbul müftülüğünde çalışırken yine bir, bir pazar günü orada bir camiden namaz kıldım cemaatten birisi işte bizi tanımış arada sırada vaaz ettiğimiz için hocam dedi kızımın bir nikahı var bir de bir iki ikramda bulunacağız. Gelirseniz memnun olurum. Ben de gittim. Gittim ve orada bir de şeyhleri varmış. Ben ne bileyim. O şeyhleri dediği adam da tanıyorum. Ben vaaz ederken görüyorum. Bazen camiye giriyor falan. Ne bileyim adamın kim olduğunu. Hocam dedi işte bir Kur'an okur musun dedi. Biz okuduk. Koltukta oturarak okuyoruz. Şimdi böyle duruyor adam. Bu, bu, bu sakal buraya kadar iniyor. ya O zaman böyle kurban dedi. Yerde oturup okusaydın daha iyi olur dedi. Dedim vallahi yerde oturup okumayı düşündüm ama herkes koltuklardayken Kur'an'ı yerde okumak do dolayısıyla doğrusu bana hiç uygun gelmedi. Öyle dediler de dedi. Hayırdır kim söyledi dedim ya. Kim dedi dedim. Dediler işte dedi. Kim söyledi dedim ya. E dedi, şeyhin yanında biraz kalbini tutmak lazım. Ha dedim sen şeyh misin? He falan. Neyse. Dedim ya sen beni biliyorsun değil mi? Dedim ki, cahilin sofusu şeytanın maskarasıdır diye bir söz vardır. Hiç duydun mu dedim. Duydum kurban dedi. İşte sen olsun dedim. Ama eminim ki şu anda şeytan bana kızıyordu. Bu kadar rezil miyim ki beni bu adama benzetiyorsun dedi. Böyle yaptı. Eee falan. Şeymiş, sabrediyormuş yani. Neyse yemekleri yedik. Ben tabi sinir tepe. <laughs> Çok nazik konuştuğumun farkındayım tabi. Şimdi Yemek bitti kalktık. Dedemin yaşındaki adam o zaman tabi epey bir, aradan epey uzun bir zaman geçmiş. Allah'a ısmarladık da hemen elimi öpmeye kalkıştı. Nefsini öldürüyormuş. Hemen tuttum elimi, elini. Ey cemaat dedim. Bu adamın şeytan olduğunu hala anlamadıysanız dikkat edin dedim. Sen ne biçim adamsın dedim ya. Ben az önce söylediğimi kendi nefsim için mi söyledim? Şimdi elimi öpmeye kalkışıyoruz. İşte dedim bak size bir şeytan işte dedim bak. Neyse çıktım meğer şeyhleriymiş adamlar. Ama sonra tabi adamın itibarı git beş paralık oldu. <laughs> bir hafta sonra tekrar gittim işte bizim baba evi olduğu için. Adam benim ineceğim durakta bekliyormuş. Ben tabi duraktan şeyde minibüsten indim <laughs> eve doğru giderken baktım arkadan koşuyor. Hocam 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 dedim. Sen ne arıyorsun burada dedim. Yani şey yap, bana gelecek bir şeyler söyleyecek. Ya Allah'ın seversin git dedim. <laughs> Neyse ondan sonra adam söndü gitti. <laughs> Evet. O vakit dolmuş. Bu sorular haftaya kas. Yani haftanın haftasına tamam mı? Yok, iki hafta sonra değil. Paz haftaya hafta haftaya. Pazartesi bayram bitiyor. Salı günü biz gene devam ediyoruz. Haftaya inşallah. Tamam.